takdir etmiş ama mutlak manada Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir haberi, sahih bir hadis söylediyse mutlaka gerçekleşecek. Mesela la takumu sa'atu hatta ya'ti ala nas qatilu fi ma qatal ve la'l maqtulu fi ma qutil ve allazi nefsi bi yedihi la takumu sa'atu hatta ya'ti ala nas yawm la yadri al qatilu fi ma qatal ve la'l maqtulu fi ma qutil. 15 asır evvel, 14 asır evvel Anadolu'daki terör olaylarını haber veriyor büyük resul. Mucize peygamber. Öyle bir zaman gelecek ki bu zamanı ümmetim görmeden kıyamet kopmayacak. Soruyor ashab, ya Resulullah nedir bunlar? Elinde silahlı teröristleri görüyorum diyor. La yedril katilu fime katel. Adam niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. Ve lel maktulu fime kutel. Vurulan da beni kim vurdu? Neden vurulduğunu diye bilmeden, öldürüleceği gün gelmeden kıyamet kopmayacak. İşte bugünleri söylüyor. Bir yere bomba koyuluyor. Kim koydu, kim vurdu, kim öldürdü, neden öldü bilmiyor adam. İşte bu ve buna benzer olan haberleri mutlak manada tasdik etmekle mükellefiz. Bunlar olacak. Ve buna benzer birçok hadis. Ama bazı hadis inkarcıları kesinlikle bunları kabul etmiyor. Nasıl olur da diyor, siz diyorsunuz la ya'lemul gayb illallah. Gaybı Allah'tan başka bilmez. Oysa siz Resulünüz gaybı bildiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Hani Allah ne diyor Kur'an'da? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Tamamlayın. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى. Resulüm kendi hevasından konuşmaz diyor. Rabbim tebareke ve teala vahiyle o konuşur. Sünnet bir vahidir. Ama bunu kabul etmeyenler bizlere saldırıyor. Hemen siz Vahabisiniz. Hez şusunuz, buysunuz, zındıksınız, kafirsiniz. Bizleri tekfir ediyor bu cümleden dolayı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti vahidir. Vahidir. Allah dilediği zaman Resulüne bildiriyor ve Resulü konuşuyor. Evet. Ve nazir ve bunun benzeri zelike kul ma ehbere bihin Nebi Aleyhisselatü Vesselam minel esbab. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bütün şeyler diyor. Minel esbab-ı şer'iye, şer'i olan sebepler diyor. اِذْ فَعَلْتَ وَلَمْ يُحْصَلِ الْمُسَبَّبِ. Yani eğer sen bunu yapıyorsan ama sonuç almadığın zaman diyor, فَلَيْسَ ذَٰلِكَ الْخَلَلْ فِي السَّبَبِ. Yani bu sebep başvurman eksik olduğu anlamına gelmez diyor. وَلَكِنْ لِوُجُودِ الْمَانِعِ. Bazı engeller oldu. Rabbim tebareke ve teala orada takdir etti ve bu şekilde fiil gerçekleşti. Bazen kader sebeplerin önüne geçebilir Allah'ın izniyle, Allah'ın meşiyetiyle, Allah'ın kudretiyle. Rabbim tebareke ve teala ne sana takdir ettiyse sebepler buna engel değildir. Sebepler burada devre dışı kalacaktır. Mesel, örneğin, örnek veriyor. Mesel, kıraatül fatiha alel marid. Lişifa. Bir hasta yatakta olduğu zaman gelip bir kişi Fatiha suresi okuduğu zaman şifa bulması gibi. Biliyorsunuz Fatiha suresi rukiyedir. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bir hastanın üzerine Fatiha suresi 3 ve 7 defa okuyun, Allah'ın izniyle şifa bulur. Hocam biz çok okuduk ama şifa bulmuyor. O zaman burada bir eksiklik var demektir. Nedir? Eksiklik ne? İhlaslı bir şekilde okumuyorsun anlamındadır. Veyahut da manasını bilip tefekkür edip okumuyorsun. Veyahut da sen Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamıyorsun. Veyahut da emir ve yasaklardan uzak bir şekilde yaşantın var. Ondan dolayı bazen gerçekleşmeyebilir. Ama hakkıyla Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğun zaman ve gerçekten bu Fatiha'yı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana tavsiye ediyor. Rabbim Tebareke ve Teala'nın kelimelerini, ayetlerini ben bu kişiye okuyacağım ve Allah'ın izniyle bu kişi iyileşecek dersen, inançla, tazimle ve ihlasla sen bunu okursan inanıyorum ki o kişi iyileşecektir. İyileşecektir ve denenmiştir. Denenmiştir bu. Bir kardeşimiz burada hastaydı. Hocamız gitti okudu. Ertesi gün adamda hiçbir şey kalmadı. 10 günden beri adam yatmıştı. Her tarafı ağrıyordu. Ertesi gün kalktı, hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle tabi. İhlaslı. Okuyorsun. Aklın 50 yerde. Ya bugün acaba ne yemek yiyeceğiz?
Bugün nerede top oynayacağız? Bugün ne? Ama kardeşim sen Allah'ın kitabını, Allah'ın kelamını, Allah'ın ayetlerini okuyorsun. Madem ki bu şekilde Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla riayet etmiyorsan bari burada saygı göster. En azından bunların bu ayetleri tefekkür ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bu hastayı oku. Oku belki umulur ki Rabbim Tebareke ve Teala senin elinle, yani önce Allah'ın izniyle ondan sonra senin vesilesiyle şifayı bulur. İşte diyor ki işte El-Fatiha ve yakra'aha ba'dın nas ve la yeşfe el-marid. Bakınız bazı insanlar diyor oku ama şifa bulmaz diyor. Ve leyse zâlike kusûren fî sebep. Ama sebepten sebepleri taksir etmemiş. Sebepleri adam teker teker geliyor işte. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ama errahmanirrahim aklı 50 yerde. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe kaç oldu? Bugün işte hangi film Diriliş Ertuğrul başladı mı başlamadı mı? 50 kere aklında varsa olmaz ki. Allah tebareke ve teala nasıl bunu kabul edecek? Nasıl bunu iyileştirecek? Sen samimi değilsin. Sen ihlaslı değilsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğin zaman bütün elinin tersiyle dünyayı eline yiteceksin ve yüce Allah'ın ayetlerini tefekkür edeceksin. Umulur ki Rabbin tebareke ve teala böyle yaptığın zaman hemen iyileşir o kişi. Çünkü Allah'ın gücü kudretinin önüne hiçbir şey nedir? Engel değildir ya. Ama adam bir yerden okuyor, aklı 50 yerde. Bu olmadı. Bel li vücud il mani' beyne sebep ve eseri. İşte bakınız. İşte bu şeylere engeller var. Engeller var. İşte bu engeller nedir? İşte dediğimiz gibi adam ihlaslı okumuyor bunları. Ondan dolayı bu şekilde oluyor. Ve minhu et tesmiye inde el cima' fe innema temna' durur şeytan lil velad. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü diyor ya kişi hanımıyla cinsi münasebette yaptığı zaman o ne okusun? Hangi şey? Duayı? Diyor ki Euzu billah Allahümme cennibi şeytane minni ve cennibi şeytane mimme razaktani. O tam hanımıyla birleşeceği zaman bu duayı okuduğu zaman o cimada çocuk meydana gelecekse Allah'ın izniyle diyor şeytan ona dokunmaz. Değil mi? Ama görünüşte baktığımız zaman şöyle çocuklar yani gerçekten bazıları şeytan gibidir. Ha deriz ya şeytan olmuşsun ya. Niçin? Çünkü birçok anne baba cima ederken besmele çekmiyor ya. Çekmiyor. Hani diyoruz ya şeytan gibi olmuş. Gerçekten şeytan üflemiş kendisine. Çünkü cima yaptığınız zaman da besmele çekmediğin zaman Bismillah Allahümme cennibi şeytane minni ve cennibi şeytane mimme razaktay demediğin zaman şeytanla sizinle beraber cima yapmış olur diyor Allah Resulü. Ya ondan dolayı çocukları böyle şeytan gibi görür. Ya sen şeytan gibisin. Gerçekten. Sübhanallah. Gerçekten. Öyle çocuklar var. Yani şeytan gibi. Sübhanallah. Ve kad tuced et tesmiye ve yedurru şeytan الولد اشتبازن ده